Oyuncu İlker Aksu, kimya dersinde başarılı olsaydı bir pilot olacaktı. Savaş pilotu olan babası gibi. İyi ki başarılı olamamış, onu oyuncu olarak izliyoruz. Onunla üniversite yıllarını konuştuk. Evet. Pilot çocuğu olup da pilot olmayı istememe gibi bir şey bugüne kadar ben hiç duymadım. Çok etkileyici bir meslektir. Özellikle ergenlik yaşlarında hele ki erkeksen. Ha, tabii. Hele ki erkeksen çok etkileyici bir meslektir ama çok zordu benim dönemimde. Şimdi ne oldu bilmiyorum. Hani lise ortalaman yüksek olacak. Onu iyi bir yapabilsem bile özel kendi sınavları var, onları geçeceksin. Ben daha lise ortalamasından zaten kaybettim yani. Ama şunu da biliyordum ortaokul yıllarında daha. Oyunculuk yapacaksın. Evet, aslında biliyordum yani buna. Hani emin değildim ama içimde olduğunu hatırlıyorum. ÖSS, ÖYS var o zamanlar. ÖSS'ye geçeceksin. Konservatuara girebilmek için ÖSS'yi geçiyorsun. Konservatuarın iki aşamalı, hemen hemen her konservatuarın öyleydi. İki aşamalı ayrı kendi yaptıkları sınav var. Hiçbirisini kazanamadım. Bir yıl Mimar Sinan İstanbul, sonunda Hacettepe, hırs yaptım. Ha. Çok ciddiyim. Kursa falan mı gittin, ne yaptın? Hayır hayır. Ama şöyle, okulda öğrencilerle, o dönemde okuyan öğrencilerle çalışmaya başladım. Yani işin aslında akademik kısmını takip etmeye başladım. Ondan öncesini hiçbir şey bilmiyordum. O birinci yıl gerçekten hiçbir şey bilmeden girdim. Nasıl açıldı o ya öyle? Öyle oldu. Öyle oldu. Kendi kendine bu kapı nasıl açıldı ya lan? Ben konservatuara 18 yaşında girdim. Hiçbir şey bilmiyordum. Ne bir filmden, ne bir tiyatrodan, ne bir edebiyattan, ne coğrafya, hiçbir şeyden haberim yoktu. Konservatuar bana her şeyi öğretti. Konsantrasyonum düşüktü. O dönemlerde düşüktü. Profesyonel hayatta şunu anladım. Konsantrasyonun düşükse bana bak başarı gelmeyebilir. Evet evet. Yani çok önemli bir şey. Ne kadar yetenekli olursan ol, ne kadar istekli olursan ol, konsantrasyonun zayıfsa problem var. Evet. Onu da profesyonel hayatta öğrendim. Konsantrasyonum konservatuvarda düşüktü. Ama tam bana göre derslerde. Yani müzikse yani hani kulağım da iyi. Bayağı böyle iştahla evet, o evet. derslere girdim. Çünkü gerçekten öğrendim. Bana göreymiş. Aa bir bakıyorum ya. Ne kadar bu mu sınav? Değil mi? Hayır. Bir yani, de bundan sınav mı? Hareket sınavı mı? Ne hareket sınavı? Beden eğitimi. Nasıl? Yani bundan mı sınav olacağız? Ben parendalar falan atabilen. Hani taklalar. Allah Allah. Ayağı şöyle açtık, böyle açtık falan. Gerçekten çok eğlenceliydi benim için. Peki çapkın mıydın üniversitede? Çok kız arkadaşın oldu mu? 22 yaşına kadar bir bayanın elini tutmadım desem inan. Yine onda konservatuarda yaşadım, öğrendim. Aa, karşı cins varmış. Hayyamdan şiirler, ben de çok seviyorum. İstersen alabilirsin. Yok, bende de var yani, evde var. En iyi sınıf arkadaşım, Timuçin Eser sınıf arkadaşım. Yani bilindikleri söylüyorum, İpek Tuzcuoğlu. Devin? Devin Özgeçiner bir sınıf altımız. Bir sınıf altımız. Binnur Kaya paralelimiz Bilkent. İlk önce Timuçin'le Engin bizi bırakıp İstanbul'a geldiler. Onlar burada yaşamaya başladılar. Timuçin Amerika'ya gitti. Engin tek başına kaldı. Engin tek başına kaldı ama ilk para kazanmaya başlayan Engin oldu. İçimizde. Hepimiz ona yamandık. Abi bizim de kira. Abi bizim de. Aynı yani. Evdesiniz zaten. Evet. Sonra ben geldim Antalya'dan. İşte Timuçin geldi Amerika'dan. Hep beraber Binnur Ankara'dan. Devin öyle. Aynı evin içerisinde, aynı apartmanda, aynı mahallede, aynı evde sürekli evet bir komün halinde yaşamaya başladık. Sonra çevre genişledi. Hepimiz genişledik. Hiçbir zaman da kopmadık. Hala da devam ediyor dostluklarımız. Hayır, bir de böyle oyuncularda ego derler, bilmem kendini beğenmiş. Hani o hiç mi çarpışmadı hepiniz de böyle? Çok zordur ya. Birisi Niğde'yle, birisi Dokat'la, birisi İstanbul'da yok yok. Hepimiz memur çocuğuyuz, işçi çocuğuyuz. Yani sahip çıkmak değil mi? Birbirini kollamak. Evet. Bir de işte zaten o yüzden dostluğumuz uzun sürdü. Peki ne kadar zamanını aldı? Artık ben bu işten para kazanıyorum demen. Ben ilk geldikten 10 yılımı aldı. Of. Benim para kazanmam yabancı damatlı olmuştur.
gerçekten istikrarlı bir şekilde para kazanmak. Ki o zamana kadar da çok bilindiğin işler yaptın. Tabii tabii. Çaleler var, biz var, olduklar var, diziler, filmler, neler var, başka neler. Başka işlerle çalışmak zorunda kaldın, oldu mu? Hayır. Sen bayağı sadece oyunculuk. Evet. Nedeni ailemin durumunun iyi olması. Madem yani durum iyiydi, Engin'e niye kirayı ödetiyordun? Annen babana ödeseydin ya. Ama Engin bir ara o kadar güzel idare etti ki hepimizi yani. Her zaman da öyledir. Bu sırada yine yazla Engin'e gideriz yani. Bir seviyeye gelene kadar para kazanmak yok. O seviyeye geldikten sonra para kazanmak var. Ama ondan sonra da onu o seviyede tutabilmek en azından. İstikrar. Burada istikrar diyoruz. Evet. Başardık. Hayal ediyor muydun o zamanlardan bu yılları? Meşhur olmayı hayal etmek gibi derdim yoktu. Oyunculukta iyi seviyeler yakalamak, iyi yerlere gelmek hayali olmadan oyuncu olunamaz. Öbür türlüsü tamam kıyıdan köşeden tamam ama yapım kıyı köşe yapısı değil. Yani böyle düşünüyorum, böyle hissediyorum. Bunu da senden saklamam. Her zaman büyük düşündüm ama büyüğüm ne ki? İşte bu kadar.